Ayrımcılık azınlıklara karşı farklı davranışlar ve zarar verici hareketler sergilemektir. Buradaki kilit nokta eylemlerdir. Ayrımcılık çok farklı faktörlere dayalı olabilir. Bunların arasında ırk, yaş, din sayılabilir. Liste böyle devam eder. Ayrımcılık bireysel bir seviyede de olabilir ama aynı zamanda örgütsel veya kurumsal bir seviyede de olabilir. Önce bireysel bir ayrımcılık örneğine bakalım bireysel ayrımcılık için. Mesela bu bir fen hocası ve kadınları sevmiyor. Bu yüzden ne olursa olsun kadınları dersine almayacak. O da öyle biri işte. Hiçbir kadın benim dersimde fizik öğrenemez diyor. Tek bir birey olduğu ve bu durumda cinsiyetine dayalı olarak belirli bir insan kümesine karşı bir eylemde bulunduğu için buna bireysel ayrımcılık deniyor. Cinsiyet değil de yaş, ırk ve dine göre de olabilirdi. Hiç fark etmez. Bir eylemde bulunuyor. Kendisi tek bir kişi. Diğer yandan kurumsal ayrımcılık konusuna gelelim. Kurumsal ayrımcılık, ayrımcılığı yapanın bir kurum olduğu anlamına geliyor. Artık tek bir birey değil yani. Bu herhangi bir kurum olabilir. Devlet, bankalar, okullar. Burada vereceğimiz örnek Brown Eğitim Kuruluna karşı isimli davadan olacak. Bu dava 1954 yılının çığır açan bir davasıydı. Bu davada ayrı ama eşit okulların varlığına dair karar bozuldu. Afro-Amerikanlar ve beyazlar farklı okullara gitmek zorundalardı. Aslında durum göründüğü gibi değildi. Brown da bunu ortaya koyuyordu. Ayrı ama eşit okullar diyorsunuz ama bu doğru değil. Size göre çok daha kalitesiz bir hizmet görüyoruz aynı zamanda aynı eğitimi almıyoruz ve mağdur oluyoruz, demişti. Kurumsal ayrımcılık işte budur. Farklı şekillerde yapılabilir. Biz iki çeşit üzerinde konuşacağız. Kasti ve kasti olmayan ayrımcılık. Bizim verdiğimiz örnek bir yasa olduğu için kasti yani doğrudan ayrımcılığa giriyor. Kurumsal veya örgütsel politikaların nasıl kasti olmayan yoldan ayrımcılık yapabileceğine dair birkaç örnek verelim. İlk önce yan etkisi olan ayrımcılık denen şeye bir bakalım. Yan etkisi olan ayrımcılık ilginç bir konu. Çünkü bir kurumun örgüt veya sektörün bir diğerini nasıl olumsuz etkileyebileceğinden bahseder. Çok sayıda kurum mevcuttur. Ekonomi, siyaset, hükümet, hukuk, işletme, tıp her türden şey var ve hepsi bir şekilde birbirine bağlı. Yan etkisi olan ayrımcılık şunu diyor. Eğer bir alanda ayrımcılık yapılıyorsa başka bir alanı etkileyebilir. Bu örneğe bir bakalım. Küçük bir kasabada hiçbir Afro-Amerikan hakkında suçsuzdur hükmüne varılmıyordu. Bu yüzden de azınlıkların çoğu suçsuz bile olsa daha az ceza yemek için suçu kabulleniyordu. Bu şehirde kararlarında adil bir hüküm verileceğini düşünmüyorlardı. O yüzden de suçu kabul ediyorlardı. Şimdi ileri saralım. Bir işe başvurmaya çalışıyorlar. Başvuruda bulunurken sabıka kayıtları ortaya çıkıyor. İşverenin de elinden bir şey gelmiyor. Başvuranın sabıka kaydındaki bilgileri görüyor. Hiçbir şekilde ayrımcılık yapma gibi bir amaçları yok. Hiç kötü niyeti yok yani. Ama birey suçlu ya da suçsuz da olsa, sonunda bu şekilde sonuçlanıyor. İşte bu, yan etkisi olan bir ayrımcılıktır. Yani kasti değildir. Ceza yargı sistemi, haksız ve hiç adil olmayan bir karara vardığı için, potansiyel işveren de taraflı olarak yönlendirilmiş oluyor. Yan etkisi olan ayrımcılık budur. Bir kurumun bir diğerini etkilemesidir. Kasti olmayan, yani Dolaylı ayrımcılık, geçmişten günümüze ayrımcılık dediğimiz ikinci bir yoldan da gerçekleşebilir. Geçmişten günümüze ayrımcılık artık yapılmıyor olsa bile, geçmişte yapılmış olan şeylerin günümüzdeki insanlar için sonuçları olabileceğini ortaya koyar. Buna örnek Brown Eğitim Kurulu'na karşı davası olabilir. Bu karar alınmadan önce Afro-Amerikanlar ve beyazlar farklı okullara gidiyorlardı. Diyelim ki bu karar çıktıktan sonra bir kız siyahilerle beyazların aynı sınıfta olduğu karma bir okula gitmek istiyor ama artık istemeyecek. Çünkü orada hoş karşılandığını hissetmiyor. Hala mağdur hissediyor. Hala işler onun için iyi gitmiyor. Bu da geçmişten günümüze ayrımcılıktır. Geçmişteki olumsuz bir tutumun günümüzde de ortaya çıkması ve bir azınlığın haksız yere ayrımcılığa uğramasına sebebiyet vermesidir.